enerjimizi yükseltecek önerileriyle kişisel gelişim uzmanı Dr. Turhan Güldaş şimdi kendine iyi bakta. Ve bugün enerjimizi yükseltmeye devam ediyoruz. Pazardan başladık, mutfağa geçtik, mutluluktan bahsettik ve şimdi gerçekten işin kaynağındayız. Eğer bizim psikolojimiz iyi değilse, evet, biz mutsuzluğa kendimizi bir şekilde alıştırmışsak, mutsuzluktan beslenen insanlar olmuşsak, evet, gün ışığı görmeden yaşamayı seçmişsek enerjimiz de haliyle düşük olur hocam, öyle değil tabii mi? Tabii bu işin mental boyutu. Yani psikolojik olarak bu noktalara geldiğimiz zaman enerjimiz düşüyor. Düşer. Neden evet düşer? Yani sürekli yorgun, bitkin, hayatım bütün bunların böyle olumsuz etkilediği bir dönem içindeysem. Evet. Enerjimizi nasıl yükseltiriz hocam? Şimdi mental olarak, o zaman oradan başlayalım. Mental olarak enerjimizi nasıl yükseltebiliriz? Bir kere burada anlattığınız şeyler hep negatif düşünceler, negatif ruh hali. İnsanların kendi kendini yargılaması, hep pozitif dışında bardağın boş tarafını görmek, bu insanların enerjisini alır. Yapılması gereken pozitif konuşmak. Kendi kendinle de konuştuğu zaman insan kendi kendini motive edebilir. Kendi enerjisini yükseltebilir. Kendi kendine iltifat edebilir. İçsel konuşmalarda. Ya, yani hep kötü tarafı çok kolay görüyoruz. Zaten öyledir. Bakın mesela bir restorana 10 tane müşteri girer diyelim ki. Bunlardan 9'u güzel memnun kalır. Biri memnun kalmazsa onun sesi daha çok çıkar. Kesinlikle. Onun için negatif konuşmalara çok dikkat edeceğiz. Beynimiz ve insanlar da bundan çok etkileniyor. Çok doğru. Onun için bakın 9-1. Onun için elden geldiğince devamlı kendi kendimizi motive ederim. Kendi kendimiz enerjimizi yükseltelim. Ruh halimizi yükseltelim. Bardağın dolu tarafını görelim. Ya biz yaşıyoruz, nefes alıyoruz, ailemiz var, ailemizin sağlığı yerinde, bizim sağlığımız yerinde, ülkemiz güzel bir ülke, cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz. Bunları gördüğün zaman zaten yükseltebilirsin ki. Peki efendim, siz de duyuyorsunuzdur son zamanlarda, sonbaharın etkisi diyebiliriz belki de buna ya da o evet psikolojik olarak bizde yer etmiş bir bilgidir, bilmiyorum. Sürekli bir yorgunluk hali, mutsuzluk hali. Evet. Bunun sebebi nedir? Ya tabii ki iklimlerin de insanların ruh hali üzerinde etkileri var. Nasıl günlük hava değişiminin insanların ruh haline etki yaptığı gibi iklimler de böyle sonbaharda, ilkbaharda insanlar böyle bir gevşeme haline girer. Ama ben mesela sonbaharı çok severim. Evet. Bence doğanın en renkli hali. Siz balık burcuydunuz evet değil mi? Evet. Yani şimdi duygu yüklü burçlar daha güzel farklı su grubu. Yengeç olsun, balık olsun, akrep olsun. Bu tür şeylerden daha etkilenir. Ben her mevsimi severim mesela. Ben de öyle. Benim için mesela bazı insanlar şöyle. Bugün hava kötü, benim moralim kötü. Evet. Ben bunu anlayamıyorum. Ben de hiç anlayamam bunu Turhan Bey. Evet. Bu nasıl bir şeydir? Yani gerçekten koyu, evet, gri, karanlık hava. Evet, adı üstünde koyu, yani gri ve karanlık bir hava. Ama bu beni nasıl etkileyebilir? Ben de onu anlayamıyorum. Peki, ama ben çoğu bu düşüncemi nasıl konuşuyor değiştirebilirim? Çok duyuyorum ben işte, bunu. İşte yani bunlar hep bilinçaltımıza yerleştirdiğimiz o içsel küçük cümleler var yani. Ya hava kötü, benim bugün günüm kötü geçecek. Evet. Veyahut da işte iyi kötü biriyle karşılaştım, bugün kötü günü geçecek gibi ön yargılar, kafada yerleşmiş olan programlama, sabit fikirler. İşte çok güzel sabit bir şey fikirler söylediniz. Kafada yerleşmiş olan programlar. Evet. Evet. Bu kafada yerleşmiş olan programlar çocukken yaşadıklarımız, evet, belki de duyduklarımız, evet, aşina olduklarımız mıdır? Hepsi birbirini tamamlıyor. Bu doğumdan başlıyor. O ailede konuşulan konuşma şekli. Yani pozitif bir konuşma şekli varsa ailede, o zaman çocuk da öyle gelişiyor. Veyahut da çevre, okul, kendi kendine sonra kendi kendine konuşmalar. Bunlar hepsi küçük damlalar büyük gölleri yaratıyor. Onun için o göl kendiliğinden ortaya çıkmıyor. Küçük damlalarla oluşuyor. Onun için her düşüncemize dikkat edeceğiz. Peki şimdi aşırı düşünmek bizi o anın içinden alıyor demişler. Evet. Katılıyor musunuz? Tabii aslında başarının sırrı şimdi de olmak. Aşırı düşünmek nedir biliyor musunuz? Dünde kalmaktır. Yani ya da geleceği çok fazla düşünmek. O daha da kötü. İkisi de yani çok kötü şeyler. İkisi de insanın bakın diyelim ki hani diyelim ki kilovatla şey yapalım enerjiyi. Geçmişi düşünmek, orada takılı kalmak veya gelecekten kaygı duymak. Hani o kaygı zaten enerjisini alıyor. Elbette. O düşünceler insanın o 100 kilovatlık enerjinin yarısından fazlasını alır. Düşünün siz günde
böyle bir ölü vaziyette dolaşırsınız. Çok o zaman. Doğru. Onun için şimdi dün oldu, bitti, kapandı. Ha, ondan sadece ders alacağız. Bakın sadece. Başka bir şey yok, artı bir şey yok. Gelecekle ilgili de kim biliyor gelecek? Çok gelecek doğru. Gelecek mi? Gelecek gelecek mi? Çok evet. Doğru. Bugün var. İyi bir gelecek istiyorsak o zaman şimdiyi iyi yaratacağız. Aynen. Yani geleceğe karşı, yani gelecek için hayal kurmak, evet, pozitif şeyler düşünmek güzel, belki motive edicidir. Evet. Ama geleceğe karşı kaygı beslemek. Hep gelecekte yaşamak, işte o zaman şimdiyi kaçırmak oluyor. Şimdi bakın, güzel insanlarla berabersiniz, iyi ortamlarda. Onu şükür hissedemiyorsunuz. Mesela bu çiçekleri göremezsiniz eğer siz geleceği düşünüyorsanız o sırada. Küçük şeyler. Başkasının anlattığı bir espriye gülemezsiniz. Mesela ben şu an size birazdan soracağım soruları düşünmüyorum. Mesela yani, ben sizinle şu anda bu sohbeti ediyorum işte ve bunun bu tadını çıkarıyorum. Bu inanın başarının sırrı, mutluluğun da sırrıdır. Bakın yani geçmiş geçmiş. Bunun gelecekte, gibi örnekler. Evet yani evet, ne olacak şimdi, bu anı yaşayalım. Ne güzel şey, güzel bir dünyada yaşıyoruz, iyi bir ülke. Her şey var ülkemizde. Pollyanna olun diyorsunuz ya. Ya Pollyanna değil. İnanın bu o değil yani. Değil tabii. Bence evet, diğeri çok pesimistik. Evet. Diğeri pesimistik evet, yani. Ama bu gerçekten bu gerçekçilik algısı içerisinde bizim bu bahsettiğimiz iyi olma halini çoğu insan kabul edemiyor, edemeyebiliyor. Yani evet, çok realistik olmak gerekirse evet, eğer bazı kişilere de uygun olmayabilir bu düşünce tarzı bile. Ama tabii, en azından şundan bahsedebiliriz. Yani fiziksel olarak enerjimizi yükseltmekten bahsedelim. Peki, mesela bahsedelim hocam. Fiziksel olarak yükseltmek istiyoruz. Bazı sırlar vereceğim. Bir kere burada püf noktası uyku. Hmm. Uyku kalitesi çok önemli. Çok doğru. İyi havalandırılmış bir oda olacak. Harika. Yatak seçimi çok iyi olacak. O çok önemli. Yastık seçimi. Bunlar iyi olmadığı zaman iyi dinlenmemiş şekilde uyanırız. Çok doğru. O zaman da enerjimiz düşer. Bu bir. İkincisi spor yapmak. Spor yaptığımız zaman vücudumuzun her hücresine kan dolaşır ve oraya oksijen ve yiyecekler gider. İkincisi çok önemli. Arada bir siesta yapmak. Gün içinde çok yoğun çalıştınız. 10 dakika bakın. Gözünüz bir kapansın, beyniniz bir şarteli kapatsın, açsın. İnanın var ya, birkaç saat uyumuş gibi enerji dolarsınız. Belki denemişsinizdir. Evet. Mesela ben şunu... Bir yerden bir yere giderken arabada evet bazen elimde çok olmadan... Çok işe yarıyor değil mi yani ama? Çok işe yarıyor. Mesela şöyle bir şey önerebilirim. Sırt üstü yatar insan bir koltukta. Ayaklarını da koltuğun... Kolçağına koyar. Yani ayak kısmını yukarıda tutuyor. Beynine daha fazla kan gitmesini sağlıyor. Zaten buradaki sır... Beyne az kan gidiyor. Fiziksel olarak enerjimizi yükseltebiliriz. Bu evet, ve bunun gibi ha, ufak tiyolar. Ona devam edelim. Bir iki şey daha. Tabii lazım, lütfen. Mesela günlük. Küçük bir sırlar vereyim ki böyle insan böyle hani halsizse tamam, falan birdenbire canlansın. Suyun altına girin. Duşun altına. Hı. Sıcak su. Kaldırabildiğiniz kadar sıcak. Harika. Bir kese alın. Evet. İyice keseleyin vücudunuzu. Çok güzel. Keseleyin. Şimdi keseleyince vücudunuzda, derinizde tabii, gözenekler açılır. Ölmüş olan hücreler ölür. Uzaklaşır ve orada kan dolaşımı vardır. Birdenbire hücreleriniz canlanır, yüzünüz, o deriniz canlanır. Onun üstüne soğuk su. Çok güzel. İnanın var ya, birdenbire şarj olursunuz. Harika, çok güzelmiş hocam. Başka? Mesela beslenme çabuk çok önemli. Mesela karbonhidrat ağırlıklı beslenmek vücutla enerjiyi alır. Hmm. Yağlı besinler, yağda kızarmış besinler, fast food tarzı beslenme, kötü alışkanlıklar. Bunlar hepsi enerji alan faktörlerdir. Ne bileyim stres, negatif düşünce biraz önce konuştuk. Bunlar hepsi küçük 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 damlalar ve bizim enerjimizi alıyor. Eğer farkında olursak, ne yiyoruz farkında mıyız? Ne yapıyoruz farkında mıyız? Ne düşünüyoruz? Ne düşünüyoruz farkında mıyız? Ne konuşuyoruz? Ne hissediyoruz? Ne hissediyoruz? Neredeyiz? Biz şimdi burada mıyız? Onları hissedersek o zaman enerji de maksimuma çıkar. Harika. Evet. Yani o aslında tüm soruların cevabını kendimize gerçekçi evet, bir şekilde verirsek de zaten o anlara dönüyoruz. Kesinlikle. Hemen hızlı bir şekilde. Kesinlikle. Peki hocam, mental olarak enerjimizi nasıl yükseltiriz? Mental olarak tabii uyku bir kere çok önemli. Meditasyon. Hmm. Meditasyon gün olmazsa içinde, olmazınız. Evet yani ben onu çok tavsiye ediyorum. Çünkü o bir boşaltma şeysidir. Yani çöpleri atma. Ben öyle diyorum. Güzel. Çöpleri atma programı. Bunu da ben şimdi koydum ismini. Çöpleri atma programıdır meditasyon. Gün içinde birikmiş olan negatif düşünceler, enerjiler meditasyonla gider. Ve onun yerine evrenin bize gönderdiği pozitif enerjiyle dolabiliriz. Boşaltırız.
kaygılardan uzaklaşırız. Gelecek kaygısı, geçmişte yaşadığımız problemlerden uzaklaşırız ve rahatlarız. Harika. Enerjimizi yükseltiriz. Harika. Bu çok önemli. Tabii dediğim gibi yani mental şeyin sırrı biraz önce sizin de dediğiniz gibi o negatif kaygılar, düşünceler, stres, kendi kendine kötü şeyler söyleme. Kendi kendine söylüyor insan. Çok doğru. Sen çok şöylesin, sen çok böylesin. Kendi kendimize diyoruz biliyor musunuz? Kendi kendimize de söylüyoruz. Çok güzel. Evet, kendi kendimizle konuştuğumuz şeyler bizi yakıyor. Peki hocam, diyor ki mutluluğa engel olan 5 büyük hatayı bulmuş sevgili editör arkadaşlarım. Evet. Aşırı düşünmek diyor. Hı-hı. Aşırı düşünmek. Tabii. Mutluluğa engel bir durum, hata. Aşırı düşünmek şimdi. Bakın ne demek aşırı? Neyi düşünüyoruz? Ya geçmişi düşünüyoruz ya da geleceği. Evet. Şimdi düşünemeyiz ki. Şimdi sadece yaparız. Evet. Düşündüğümüz zaman zaten ya geçmişi düşünmüş oluyoruz ya geleceği düşünmüş. Çok doğru. Dolayısıyla da aşırı düşünmek enerjimizi alır. Kıyaslama yapmak. Mesela evet. Başkaları ne yapıyor? Evet. Nasıl yaşıyor? Benim hayatım neden böyle değil dediğimiz. Özellikle sosyal medyada takip ettiğimiz evet. Hayatlar, arkadaşlarımız, uzak yakın çevreler. Bu kıyaslama hali de mutluluğu engelleyen en büyük hatalardan biriymiş. Evet. Bunu yapmayın diyor uzmanlar. Evet. Şimdi aşağılık kompleksinin en önemli nedeni kıyaslamadır. Kendisini başkalarıyla kıyaslamak. O zaman işte biraz önce de söylediğim gibi kendi kendine kötü şeyler söylüyorsun. Sen bak çok akıllı sen değilsin. Ya o çok güzel sen değilsin. Ya herkesin artıları eksileri var. Artılarınızı görün ya. Yani her taraftan mükemmel olmanız mümkün değildir. Evet. Artılarınızı görün. Ve onları öne çıkarın. Öne çıkarın. Bazısı çok zekidir. Onu öne çıkar. Bazısı ne bileyim çok güzeldir. Çıkar önü. Öne. Yani bunlar küçük küçük şeydir. İnsancıldır. Duygusaldır. Ne bileyim insanlarla iletişimi iyidir. Çok güzel. Hitabet gücü yüksektir. Mühim olan pozitif şeylerimizi biz kendimiz fark edersek ve bunları da öne çıkarırsak insanlar bizi daha çok sever. Çok güzel. Harikasınız hocam. Hemen buna... bağlı olarak bir şey daha eklemek istiyorum. Çevremize ve kendimize nazik olduğumuzda diyor, enerjimizi pozitife çeviririz. Evet. Yani teşekkür etmek, evet. Günaydın diyebilmek, oo. Selam vermek. Yani Allah'ın selamıdır. Evet, evet. Hani bir merhaba demek. Bunu yapmaktan aciz insanlar olduğunu görüyorum çoğu kez. Evet. Yani yüz yüze gelip bir insanla merhaba dememek. Bakın, dinimizde de en önemli şeylerden birisi diyor ki elhamdülillah, estağfurullah. Yani şükrediyor. Bakın ilk şey elhamdülillah şükrediyor. Bir kere bir şükretmesini bilmezsek mutlu olamayız. Çok doğru. Bir de özür estağfurullah ne demek biliyor musunuz? Özür diliyor. Evet. Yani gerektiği zaman yani Tanrı'dan Allah'tan özür dilemek, insanlardan özür tabii. Dilemek, kendimizden özür dilemek bizi çok küçültmez. Doğru. Elbette. Elbette. Zaten bunu kabul etmek, evet. Kendine nazik olmak öncelikle, kendini affetmek iyi hissettiren bir duygu evet, olsa gerek. Hiç ego yok o zaman. Kesinlikle. Ego yok. Tam tersi nazik olmamak, evet. Bir kişiye sürekli negatif yaklaşmak, yani o kişinin moralini bozar ama o geçer gider ama siz ne olursunuz? Yani onu yaratan büyüyen evet. Olur onu düşünmek tabii lazım. Ki. Bu da yapılan en büyük hatalardan biriymiş efendim. Mutluluğun özünü anlamıyor insanlar diyor uzmanlar. Her olayın güzel yönlerini görmeyi öğrenin. Kendinizi acımasızca eleştirmeyin, kıyaslamayın. Sevginin gerçek hayattaki en büyük enerji olduğunu lütfen fark edin evet. Ve bunu kullanın. İyi ki varsınız sevgili Turhan Güldaş. Kişisel gelişim uzmanımız. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler efendim. Eklemek istediğiniz bir cümleniz daha var mı? Yok. Yani yine aynı biraz önce. Elhamdülillah, evet. Estağfurullah. Bunu insanlar şöyle bir... not olarak yanlarında tutsunlar. Harikasınız. Çok teşekkürler efendim. Teşekkürler. Evet ve kendine iyi bak devam.